Bu alıştırmamızda akıllı parça adı verilen iPart'ların Autodesk Inventor'la tanımlanmasını göreceğiz. Kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada basit bir model görmektesiniz. Bu modelde döndürme unsuruyla oluşturulan bir işlem ve daha sonra bir delik işlemi yer almaktadır. Akıllı parçalar, kısaca bir parçanın değişik versiyonlarının yaratılması anlamına gelir. Bu değişik versiyonlar daha sonra montajlarda ya da diğer işlemlerde kullanılabilir. Akıllı parça ile ilgili işlemler Manage şerit menüsü altındaki panelinde yer alır. Create iPart komutu bu amaçla kullanacağımız komutumuzdur. Komuta girdiğimizde bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda değişik bölümler yer alır. Parameters bölümü bu parçanın sahip olduğu unsurların ve unsurları oluşturan parametrelerin dökümünü sağlayan bölümdür. Properties değişik özelliklerin bulunduğu bölümdür. Suppression ise bu parçadaki unsurları listeler ve bu unsurların ayrı ayrı gizlenip gizlenmeyeceğini buradan karar verebilirsiniz. iFeature bu parçada eğer unsur adı verilen özellikler var ise onların kullanımını alalım. iMates akıllı çakıştırmalarla ilgili bilgileri listeler. Work Features bu parçadaki tanımlı çalışma unsurlarını içerir. Threads ise eğer var ise bu parçada tanımlanmış olan diş açma bilgilerinin listelenmesini sağlar. Other sizin herhangi bir şekilde kullanıcı tanımlı olarak oluşturacağınız özellikleri tanımladığımız bölümdür. Bu dosyada çap diye bir parametre tanımlı olduğu için Autodesk Inventor otomatik olarak bu parametreyi sağ tarafta gördüğünüz bölüme aktarır. Dolayısıyla akıllı parçalarla çalışırken parçaların değişecek parametrelerine özel isimler vermeniz çalışmanızı kolaylaştıracaktır. Çapın deliğe ait çap değerini gösteren ölçü olduğunu buradan görebilirsiniz. Bu bölümde ise parçanın değişik versiyonlarının bulunduğu bir tablo yer alır. Bu tabloda Autodesk Inventor ilk versiyonu otomatik olarak tabloya yerleştirir. Tablonun yapısına bakarsak parça numarası ve çap bu tabloda yer alır. Akıllı parçaları bir tür standart parça mantığıyla düşünebilirsiniz. Standart parçalarda da bir standart parçanın değişik bilgileri ve bu bilgilerinin değişimiyle değişik versiyonları oluşturulabilir. Burada da aslında yaptığımız benzer bir işlemdir. Kullanıcı tanımlı bir parçayı akıllı parça durumuna getirdiğimizde, öncelikle o parçanın farklı versiyonlarda değişecek olan özelliklerini kolonlar ile tanımlarsınız. Daha sonra da bu değişimlerin nasıl olduğunu belirten satırlar tanımlarsınız. Örneğin bir numaralı versiyonda çapım 8.1 iken bir başka versiyon daha oluşturacağız. Bu versiyonu oluşturmadan önce ise farklı bir niteliğin daha diğer versiyonlarda değişeceğini göstereceğiz. Properties bölümünden Physical altından Material seçiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz ikonla listeye ekliyorum. Listeye eklediğim an Material yeni bir kolon olarak burada yer alır. Parçanın değişik versiyonlarını oluşturmak için satırdaki bölüme gelip sağ tuşa bastığımda Insert Row komutunu göreceksiniz. 3 tane farklı versiyon oluşturalım. Akıllı parça 1, 2 ve 3. Bu sıralamayı olması gerektiği gibi değiştirelim. Otomatikman Inventor, Member ve Part Number için 01, 02, 03 son eklerini getirerek parçaların isimlerini değiştirir. Şimdi her bir satır için ya da versiyon için benim çap ve material olarak seçtiğim özelliklerini değiştirelim. İkinci versiyonda çap 7.1 olacak. Üçüncü versiyonda ise
6.1. Yeşil fon rengiyle gördüğünüz satır default parça versiyonu anlamına gelir. Dolayısıyla aktif olacak olan parça versiyonu budur. Malzeme özelliklerini değiştirmeden OK ile devam edip akıllı parçamızı oluşturalım. Dikkat ederseniz browser penceresinde parçanın ikonu değişti ve burada hemen parça isminin altında table diye yeni bir ikon oluştu. 3 farklı versiyon burada listelenir. Yanında çek işareti olan şu anda aktif olan versiyon anlamına gelir. Versiyonları aktifleştirmek için buradaki ikonlara çift tıklarım. Çift tıkladığım an bu versiyon için tanımladığım ilgili parametre özellikleri parçaya uygulanır ve parça aktifleşir. İkinci versiyonda dikkat ederseniz çap değişti. Üçüncü versiyona bakarsak burada da yine bir çap değişikliğinin olacağını göreceksiniz. Çapın büyüdüğünü, daha doğrusu et kalınlığının büyüdüğünü buradan görebilirsiniz. Akıllı parça tanımı inventor içerisinden gerçekleştirilebildiği gibi inventor dışında Excel tabloları kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Şimdi de bu özelliğe bakalım. Öncelikle table ikonunu işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Edit via Spreadsheet komutunu çalıştırıyorum. Komutun çalıştırılması ile birlikte Excel açılır ve Excel'de şu anda bu akıllı parçanın tanımlı versiyonları satırlarda yer alır. Satırları daha iyi görmek için buradaki büyüklükleriyle oynayabilirsiniz. Şimdi toplam 6 farklı versiyon oluşturacağız. Hızlıca bu versiyonları oluşturalım. Burada biraz kopyalama ve yapıştırma yapmanız işlemleri hızlandıracak. Buradaki hücreleri de buraya kopyalıyorum ve değerleri de aynen buraya alıyorum. 5, 6 ve 7. sürümlerde ya da versiyonlarda malzemem değişecek. Malzeme ismini yazıyorum. Diğer versiyonlara da kopyalıyorum. Ve daha sonra kaydet ile devam ediyorum. Şimdi Excel'i kapatabiliriz. Karşımıza böyle bir uyarı gelebilir. Şu anda bunun çok bir önemi yok. Yes ile devam edelim. Ve dikkat ederseniz Excel'de tanımladığım diğer 3 versiyon da burada yer aldı. Şimdi diğer versiyonları aktifleştirmek için ilgili ikona çift tıklayalım. Hatırlarsanız son 3 versiyon için farklı bir malzeme tanımlamıştım. Dolayısıyla parçamın malzemesi de değişti. Şimdi bu akıllı parçayı kaydedelim. Uygulama menüsünden Save As ile yeni bir isim vererek sabit diskimize kaydediyoruz. Dosyayı kapatıp yeni bir montaj dosyası açalım. New ile standart IAM'i seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Bu akıllı parçanın montaja yerleştirilmesini göreceğiz. Component paneli altından place komutunu çalıştırıyorum. Bir önceki adımda kaydettiğiniz parçayı bulun ve open ile devam edin. Şimdi montaja yerleştireceğimiz parça bir akıllı parça olacağı için benden hangi versiyonunu çizime yerleştireceğim sorulacaktır. Şimdi yeni bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda dikkat ederseniz tanımlı olan kolon bilgilerini görürsünüz. Tree bölümüne gelirseniz eğer bir önceki dosyada var olan farklı farklı versiyonları
buradan görebilirsiniz. Table bölümü ise tablo şeklinde versiyonları tutmaktır. Hangi versiyonu istiyorsanız onu buradan seçerek ve OK ile çizime yerleştirebilirsiniz. Böylece akıllı parçalar kullanıcı tanımlı standart parçalar olarak düşünülebilir. Akıllı parçaların sağladığı en önemli özellik tek bir dosyada bunların yer alması. Daha sonra bunların montaja yerleştirilirken hangi versiyonun çizime yerleştirileceğinin size sorulmasıdır.